Değerli izleyiciler, bu haftadan itibaren eğer teveccüh gösterirler, bizleri davet ederlerse Sakarya'daki bütün ilçe belediye başkanlarının çağrılarını bekliyoruz. Sonra demesinler bize, vay Turgay'cığım sadece Murat Kefli'ye gidiyorsun veyahut da İsmail Karakulukçu'ya gidiyorsun veyahut da Koray Öztekin'e gidiyorsun demesinler, gönül koymasınlar bana. Çünkü ben hepsini, ama hepsini gerçekten çok seviyorum ve çalışmalarını da dikkatle, takdirle izliyorum. Özellikle Akyazı'nın, efendime söyleyeyim, Kocaali'nin, Söğütlü'nün, Sapanca'nın, yani ilk anda ulaşabildiğim yerler oralar. Ama burada hepsinden ayrı tuttum. Bana gene sakın gönül koymayın. 25 binlik nüfusuyla Kaynarca Belediyesi. Gerçekten atom karınca bir belediye başkanları var. Ve hiç kabına sığmayan yapısıyla her yerde o. Nerede, hani derler ya, akşam orada sabah. İnanılmaz çalışkan bir insan sevgili Murat Kefli. Ve özellikle Sakaryaspor sevdasından dolayı da kendisine olan hayranlığımız bir kat daha artıyor. Ama bu arada değerli izler, çok güzel olan bir şey var. Onu çıkışta arkadaşıma göstereceğim. Bayrak sevdası en müthiş olanlardan birisi. Hemen eskir eskimez, hemen solar solmaz anında değiştiriyor ve bayrakları hep saten. Aşığım o bayrağa. Ve sevgili Murat Başkanım, bize hemen bir açılış konuşmasını senle yapalım. Neler söyleyeceksin? Söz sende başkanım, buyur. Çok değerli Sakaryalı hemşerilerim, öncelikle basınımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkan verdiği için medya barımıza çok teşekkür ediyoruz. TV264'ümüze çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten basın dördüncü bir güç, dördüncü bir kuvvet, yasama, yürütme ve yargıdan sonra. Çünkü bizlerin yapmış olduğu işler veya yapamadığımız işler, niçin yapamadığımızı vatandaşımıza bilgilendirme noktasında çok önemli bir işlevi gerçekleştiriyor basınımız. Bu noktada TV264'ümüze çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başkanım, eğer izin verirseniz, sizin çok önemli bir çalışmanız var Kaynarca'ya. Bayrak tepeniz var yukarıda, muazzam da bir bayrağınız var orada. Ve siz sanayide, özellikle organize sanayide büyük bir ataklar içerisindesiniz. Biz hem onları orada imkanlarımız dahilinde vatandaşlara gösterelim. Bütün iş adamlarına tekrar tekrar duyuralım. Çünkü organize sanayide inanılmaz bir ivme katacaksınız. Bu arada sizin altyapı çalışmalarınızla ilgili, Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yakın temaslarınız var. İnşallah sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce bu sesinize de kulak verir. Bize altyapınızı, üst yapınızı, köylü pazarınız var muhteşem. Efendim söyleyeyim, bu seyran dereniz var, onlarla ilgili aldığımız duyumlar var. Onlarla ilgili bütün bize ayrıntıları, bir de çok çok önemli. Biliyorsunuz Sakarya'yı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce bisiklet şehri yaptı. Ve dünya çapında da bir ses getirdi. Danimarka'dan da ödül aldı geldi. O bisikletle ilgili olan çalışmalarınızı, genel çalışmalarınızı bir değerlendirelim başkanım, izin verirseniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli hemşerilerim, Kaynarca ilçemiz toplam 360 kilometre bir alana sahip. Bu alanın 102 kilometresi ormanlarla kaplı. Geri kalan alanımızın 70 kilometre karesi şehir, göl ve yerleşim alanlarında iştikal ediyor. Geri kalan kısmı da tarım arazisi. Yaklaşık 188 kilometre kare alanımızda çeşitli tarımsal faaliyetler yapıyor. Kaynarca ilçemiz Sakarya'mızda mobilya, ihtisas, organize sanayi bölgesi Kaynarca ilçemizde. Bu OZB'mizde de toplam 900 dönüm alan üzerinde 45 parselimiz var ve bu parsellerin tamamı tahsis edilmiş durumda, yani satılmış durumda ve müteşebbislerimizin tamamı yatırım faaliyetine devam ediyor. Şu anda 4 fabrikamız üretime geçmiş durumda. 12 fabrikamız da 3-4 ayın içerisinde faaliyetine geçecek. Her türlü salgın hastalık ve olumsuzluklara rağmen kalan parsellerimizin de büyük bir kısmında inşaat faaliyeti devam ediyor. Bir kısım parsellerimizde de şu anda harfiyat çalışması devam ediyor. Yine Sakarya'mızın en önemli OSB, organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olan Doğu Marmara Makine Organize Sanayi Bölgemiz toplam 303.140 dönüm
alan üzerinde. Şu anda kamulaştırma faaliyetinin ciddi bir kısmı bitmiş durumda. Bir kısmının kamulaştırması devam ediyor. Yine kamulaştırma faaliyeti biten alan üzerinde OSEB'in altyapı çalışmaları süratle devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde 2022 yılının ilk çeyreğinde orada da yatırımımız başlayacak. Tabii bu yatırımlar başta Sayın Valimizin, bakanlıklarımızın, Sanayi ve Ticaret Odamızın, Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretlerinde gerçekleşiyor. Burada kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Müteşebbis heyetlere teşekkür ediyoruz. Kaynarcamızı tercih ettikleri için, bizleri tercih ettikleri için. Bizler de elimizden gelen imkanlar dairesinde yatırımcı arkadaşlara, organize sanayi bölgelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yine Kaynarcamızın Samikop dediğimiz Sakarya ve çevresi Kocaeli İstanbul'dan müteşekkil olan küçük mobilyacılarımızın 165 adet 500 metrekare büyüklüğünde ki bunun 21 tanesi 250 metrekare olacak yani ikiye bölünecek. Dolayısıyla 186 adet küçük mobilya imalathanesinin olduğu bir alan üzerinde arazi alınmış durumda şu anda. Harfiyat çalışmasına başlattık. 105'in üzerinde dükkan satılmış durumda. Burada son imar durumunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 1/5000'lik planlarımız bitti. 1/1000'lik planlarımız da sona geldi. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde buranın da imar durumu netleşecek ve yatırıma başlayacağız. Harfiyat çalışmasını bitirdik. Bu noktada da sağ olsun küçük mobilyacılarımızın başkanı başta Lütfi Bey olmak üzere, Lütfi Sunman Bey olmak üzere yine Büyükşehir Belediyemiz, Sayın Valimiz, yine teşkilatlarımızın büyük desteğiyle bu noktada da bir mobilya imalathanelerinin şu anda yapısına yakın bir zamanda başlayacağız. Bu da 2022 yılının ilk yarısında inşaatlar başlamış olacak. Dolayısıyla Sakarya'mız, Kaynarca'mız İnegöl'e rakip bir şekilde mobilyanın merkezi konumuna gelecek. Değerli hemşerilerim, yine Kaynarca'mızda şu anda altyapı faaliyetleri devam eden 3. bir organize sanayi bölgemizin de faaliyet çalışması başlatıldı. İnşallah olumlu görüşler alınırsa bu 3. OSEB'imiz de kurulduğu zaman Kaynarca'mız gerçekten büyük bir sanayi endüstri üst merkezi olacak. Yine makine OSEB'imiz kendi içerisinde 4 kategoriye ayrılıyor. Bunlardan ülkemiz açısından, ulusumuz ve milletimiz açısından önemli olan savunma sanayi bölgesi olacak. Burası aynı zamanda başta İHA'ların ve SİHA'ların ve diğer savunma sanayinin birçok ekipmanının, tankının, uçak parçalarının, lojistik parçaların, optik parçaların, zırhlı araçların üretildiği bir merkez olacak. Kaynarca'mız gerçekten Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasıyla İstanbul Anadolu yakasına 40-50 dakika, Avrupa yakasına da 1 saat, 1 saat 15 dakika mesafesinde ki buradan çıktığınız zaman 3. havaalanına 1 saat 15 dakikada çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Tabii bütün bunlar yapılırken bizler de yerelde Kaynarca Belediyesi olarak bu faaliyetlerle paralel çalışmak durumundayız. Hem bu sanayilerimizin faaliyetlerini kolaylaştırmak hem de önümüzdeki bu gelişmeye uygun bir vizyonu oluşturmak durumundayız. Kaynarca'mızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan arıtma ve altyapı sorunumuzu göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, SASKİ Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda zaten gayretli çalışması ve bize vermiş olduğu destek, Sayın Valimizin, teşkilatlarımızın vermiş olduğu destek de, SASKİ Genel Müdürümüzle birlikte başta planlamasını bitirdik. Planlama uzun bir süreç aldı ve planlarımız İller Bankamız tarafından onaylandı. Akabinde Büyükşehir Belediyemiz İller Bankası'ndan borçlanma
yetkisini çıkardı ve şu anda ihale aşamasına geldik. Ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde ECAP sisteminde ihaleye çıkacak ve inşallah Ocak ayı içerisinde de ihalemiz gerçekleşecek. Bu ihale ile birlikte Kaynarca'mızın kanalizasyon sorunu hem şebeke anlamında hem de arıtma anlamında sonuçlanmış olacak ve altyapı sorunumuza inşallah kalıcı bir çözüm bulacağız. Bununla birlikte bu atık suyu ve kanalizasyona çözümle birlikte Longoz'umuz da ciddi bir tehditten kurtulmuş olacak. Bu noktada sağ olsun İller Bankası Genel Müdürümüzden, Büyükşehir Belediye Başkanımız, SAS Genel Müdürümüzün çok güçlü bir desteği var bizlere. Siyasilerimizin, milletvekillerimizin, valimizin huzurlarınızda hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten İller Bankamız güçlü bir destekle 67 milyon civarında bir kaynakla, ki bu şu anda kaynak revize oluyor, ondan ihale birkaç gün uzadı, 100 milyonluk bir kaynakla ihaleye çıkacak. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalemizle birlikte bu kalıcı sorunu da çözmüş olacağız. Ne Kaynarca'mız için en önemli sorunlardan bir tanesi olan Kaynarca içerisinden geçen Seyran Deremiz'de 4 yıl önce bir sel faaliyeti gerçekleşmişti. Bu selden sonra dere üzerinde süratli çalışmaya başladık. İki köprümüzü devlet su işlerimizle birlikte yeniledik. Köprülerin bir kısmının maliyetini biz karşıladık Kaynarca Belediyesi olarak. Bir kısmını da devlet su işlerimiz karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine kanalın, derenin uç kısmında ciddi bir temizlik yaptık ve şükürler olsun 3 yıldan beri bir selle karşı karşıya kalmadık. Ama yine de korkulu rüya görmemek için 3 yıldan beri imar planımızda bir değişiklik yapmaya çalışıyoruz. 1/5000'lik planımız hem bizden hem Büyükşehir'den onaylandı. 1/1000'lik planımız bizden onaylandı, Büyükşehir'den onaylandı. En son bir itirazlar gerçekleşti. İtiraz da vatandaşımızın en doğal hakkı. Şu anda onları da sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Sonuçlandıktan sonra dereyle karşıdaki imar alanımız içerisinde dar bir şeritimiz var. Bu şeritte imar çalışması yapıp dere platformunu yeniden açıp karşıda da 25 metre genişliğinde Kaynarca'nın ikinci bir denize geçiş Kefken, Kerpece, Beciki, Sakaryalı hemşerilerim, Adapazarı hemşerilerim birçoğu sağ olsunlar yazın ilçemizi kullanıyorlar. Bu geçiş güzergahı olarak burada da hem bir bölünmüş bir yol yapacağız hem de dere platformunu yeniden genişletip deremizi şu anda yer yer 5-6 metre, 4 metreye kadar düşen genişliğini 13 metre, 14 metreye çıkaracağız. Sel sorunu da inşallah kalıcı olarak çözmüş olacağız. 3 yılın içerisinde zaten kontrollü bir şekilde derenin hem uç kısmını genişleterek hem iki köprüyü revize ederek sel riskini ciddi anlamda azalttık. Ama kalıcı olarak bu imar planından sonra devlet su işlerimizin de bize vereceği destekle deremizi 13-14 metre genişletip bu kalıcı sorunu da bitirmiş olacağız. Değerli hemşerilerim, bizler Kaynarca Sakarya'da nüfus olarak 12. büyük ilçe, yol ağı olarak 3. büyük ilçeyiz. Tabi bu yollarımızın bir kısmı Büyükşehir Belediye'miz tarafından, bir kısmı da Kaynarca Belediye'mizin sorumluluğu alanında. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz gayretli bir çalışma içerisinde ama geniş yol ağı olduğu için hala bir 20 kilometre gibi yapacağı yol ağı var. İnşallah onlar da 2022 yılının Nisan-Mayıs ayında başlamak üzere tamamını bitirecek. Bizler de Kaynarca Belediyesi olarak geçtiğimiz yıldan itibaren yani 2020 ve 2021 yılında şu anda da devam eden ama hava muhalefetinden dolayı gelecek yıla bıraktığımız bir yol çalışmamız var. Bu çalışmamız da şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 40 kilometre, 37 kilometre gibi bir yolu sıcak asfalt yaptık. Bu Kaynarca Belediyesi tarihinde bir ilk, Kaynarca Belediyesi tarihinde bir ilk 37 kilometre gibi bir sıcak asfalt gerçekleştirdik.
Bu yılki programımız normalde 50 kilometreydi. Hava muhalefetinden dolayı bir durdurduk. İnşallah bu yolu geçtiğimiz gelecek yılla birlikte geçtiğimiz yıl, bu yıl yaptığımız ve gelecek yıl ve önümüzdeki 2023 yılıyla birlikte toplam 100 kilometre gibi bir sıcak asfalt gerçekleştireceğiz. Bu da ana mahallelerimizde, ana arterlerimizde yol sorununu sıcak asfalt olarak çözmüş olacağız. Yine Kaynarca Belediye'miz olarak bu 32 aylık, 31 aylık süreç içerisinde ciddi anlamda eğitimden sağlığa, üniversitelerimizden ibadete, her alanda ciddi anlamda bir çalışma faaliyetimiz devam ediyor. Faaliyetlerimiz her türlü olumsuz koşullara rağmen, salgın hastalık ve bir takım sıkıntılara rağmen artırarak devam ediyoruz. Bu noktada bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, Sayın Valimize ve kıymetli Kaynarcalı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri sabırla tahammül ediyorlar, bekliyorlar. Kendilerine hemşerilerimin şükranlarımı sunuyorum. Ama hizmetler yapıldıkça da ya Kaynarca Belediyesi kalan hizmetleri de yapar diye görüyorlar. Her türlü olumsuz şartlara rağmen ki salgın hastalıkta ciddi anlamda gelirlerimiz azaldı. Kira gelirlerimizden mahrum kaldık. İlave giderlerimiz oldu. Her türlü sıkıntıya rağmen ulaşıma bile salgın hastalık döneminde Kaynarca'mızdan Adapazarı'na giden her servis aracımıza, her toplu taşıma aracımıza belli bir süre sefer başına 50'şer lira mazot desteği verdik. Okullarımızın temizlik hijyeninden kamu alanlarımıza kadar ciddi anlamda giderlerimiz oldu. Ama bizim yaptığımız işin öznesi insan. İnsanı yaşatmazsak zaten bizim burada olmamızın da bir anlamı yok. O yüzden insana yapılan bütün hizmet, hizmetin en güzelidir. İnşallah önümüzdeki süreçte yaptığımız işleri artırarak devam edeceğiz. Vatandaşımızın güveninden dolayı tekrar Kaynarcalı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Eğitim alanında geçtiğimiz yıl Kaynarca'daki bütün okulların boyasını, bazı okullarımızın kamelyalarından anaokullarına kadar, bazı anaokullarımızın çocuk parkından masa tenisi, robot ve sistemlerine, müzik atölyesi, bando takımı, okullarımızın kütüphanelerine kadar. Emniyetimizde yine her türlü desteğimiz, her alanda, diyanetimizde, Kur'an kurslarımızda, nüfusumuzda, sağlıkta, özellikle hastanemize ciddi anlamda sağ olsunlar. Başhekimimiz ve hastane müdürümüz bize taleplerini süratle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine üniversitemizde ciddi bir katkımız oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörümüze, dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendileri Kaynarca'mızda bizim bu desteklerimizi de boş çıkarmadılar. Çok geniş gönüllüler. Başta Profesör Doktor Mehmet Sarıbıyık hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kaynarca'mıza Uygulamalı Bilimler Fakültesini kazandırdılar. Yani bizler bir gidiyorsak onlar bize beş geliyor. Bereketi artıyor işin. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Masa tenisi robotu aldık 2 yıl önce. Ve robotun akıbetinde Kaynarca küçük bir ilçe olmamıza rağmen Sakarya'da kızlarımız il birincisi, erkekler il ikincisi oldu. Bütün bunlar bizim de şevkimizi, enerjimizi artırıyor. Biz öğretmenlerimize, hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü yapılan işlerin karşılığının katlanarak topluma döndüğünü görünce bizim de gayretimiz artıyor. Bu noktada tüm paydaşlarımıza, hemşerilerimize, özellikle Kaynarcalı hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. TV264'ümüze özellikle teşekkür ediyoruz. Yayınları gerçekten Sakarya'da bilgilendirici. Sakarya Sporumuz dedi,
değerli Adnan Bey kardeşimiz. Sakaryaspor şehrimizin en büyük markalarından bir tanesi. Özellikle gençlerimizin, orta yaşlılarımızın ve bizlerin büyük bir hayali. Tabii ikincilikte olması bizim için biraz bir burukluk yaratıyordu. Geçtiğimiz yıllarda da destek olduk. Ama bu sene yönetimde çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Yönetimimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten gayretliler. Başta Cumhurbaşkanımıza, yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın güçlü bir desteği var. Bizler de Kaynarca Belediyesi olarak ve Murat Kefti olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ve bu desteklerimizin de güzel bir sonuç verdiğini görüyoruz. Bugün itibariyle baktığımız zaman ilk yarının sonucunda Sakaryaspor'umuz 5 puan farkla açık arayla birinci yarıyı lider bitirdi. Yönetim çok muazzam, uyumlu. Teknik direktörümüze çok teşekkür ediyoruz. Futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Uyumlu arkadaşlar ve başarı da uyumla birlikte başarı da geliyor. Yine spor olarak Kaynarca'mızda biz geldiğimiz zaman aktif olarak oynayan bir Kaynarca sporumuz vardı amatör kümede. Bizimle birlikte arkadaşlar dedi var olan bir takımımız vardı büyük yanık canlandıralım. Tabii dedik buyurun biz elimizden gelen desteği olmaya çalışırız. Tabii aslında belki çok büyük destekler de olmadık. Ama arkadaşlar bizi de yanlarında görünce bu takım sayımız birden ikiye çıktı. Sonra iki büyük mahallemizde biz de takım alacağız dediler. Hatta birisi Adapazarı Sporumuzun isim hakkını aldı. Şu anda 4 takımımız var ve hepsi de amatör kümede şu anda çok iyi bir durumdalar. Çok başarılılar. Biz de arkadaşlarımızı maddi manevi desteklemeye çalışıyoruz imkanlar dairesinde. Ve onlar da bunu fazlasıyla yansıtıyorlar. Şu anda Kaynarca'mızın 4 takımı da muazzam bir şekilde ilerliyor. İnşallah üstliklere çıkacaklar. Kaynarca'mız layık olduğu noktaya gelecek. Diğer spor alanlarına, dallarımıza da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Tabi burada bizim destekte başta olimpiyatların ve spor sisteminin kabul ettiği sporlar başta destekleme düşüncemiz. Çünkü özellikle dövüş sporları, insana ters gelen sporları çok desteklemeyi de uygun görmüyoruz. Çünkü sporun temel amacı insanın bedensel ve ruhsal gelişimini sağlamaktır. Bu noktada bedene ve ruha olumlu yönde etkileyecek olan bütün sporların biz yanındayız. Ama onun dışındaki sporlara da çok işin açıkçası biraz mesafeli durmak durumundayız. Bisikletle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu seyran deremizi tamamladıktan sonra ve yine şehrimizin kanalizasyon çalışması bittikten sonra üst yapıyı tamamen elden geçireceğiz. Onun için şu anda kaynaklarımızı oluşturduk. Mevcut bir kaynak havuzu oluşturduk. Bu kaynağı da altyapı bitince üst yapının sorumluluğu bize ait. Bu üst yapıyı gerçekleştirirken başta bisiklet yollarımızı, yine bu seyran deremizi revize ettikten sonra dere etrafında vatandaşımızın spor yapabileceği bisiklet güzergahı yollarımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Büyükşehirimiz bu noktada bizden çok daha ileri. Ciddi anlamda bir yatırım yaptılar. Başta Ekrem Başkanımız ve yine geçmiş dönem Zeki Başkanımızın da başlattığı bir çalışmaydı. Zeki Başkanımıza, Ekrem Yüce Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bisiklet çok önemli. Hem spor anlamında hem de şehir trafiğinin azalması anlamında kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de üst yapımızla birlikte bisiklet yollarımızı inşallah artıracağız. Yine ilçemizde kamu kurumlarımızla birlikte, başta milli eğitimimizle birlikte ciddi anlamda okullarımızın yenileme yatırımlarını, yine meslek lisemizde 12 milyona varan bir atölye yatırımımız bitmek üzere. 5-6 okulumuzun deprem güçlendirme ve tadilatları bitti. Yine bu yılda 2 okulumuzda tadilatlar yapılacak. İnşallah 2022 yılı içerisinde yeni bir anaokulu projesi var. Onu da gerçekleştireceğiz.
İçişleri Bakanlığımız, Bakanımız sağ olsun, ilçe emniyet binamız uzun yıllardan beri depremden hasar görmüştü. Yoktu, belediye binamızdaydı. O binamızı da sona geldik. Evet, Kandıra, Kaynarca Kandıra yolumuzun üzerinde binamız bitti. Kısa bir zaman içerisinde inşallah emniyetimiz yeni binasına kavuşuyor. Yeni hizmet binasına hizmet verecek. Bu noktada da başta milletvekillerimize, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize zor zamanda güçlü bir destek verdi. Şu anda emniyetimiz belediye binamızda. İnşallah emniyetimiz yeni binaya geçtiyse orada da güzel bir hizmet düşünüyoruz. Yine eski belediye binamızı biz Gençlik Spor Bakanlığımızda protokol yaparak Gençlik Spor Bakanlığımıza 3 yıllık bir süre için devrettik. Ve orası gençlik merkezi olarak şu anda gençlerimize hizmet veriyor. Pandemide biraz hizmetinde aksamalar oldu. Ama şu anda her geçen gün gençlik merkezimizin hizmetleri ve faaliyetleri artarak devam ediyor. İnşallah hep birlikte, Kaynarcalı hemşehrilerimizle birlikte önümüzdeki süreçte çok daha güzel yaşanabilir, insanca yaşanabilir, temiz bir çevreye sahip güzel bir Kaynarca'yı hep birlikte oluşturacağız. Yeni imar planı çalışmalarımız devam ediyor. 1/5 binlik çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel gelişim alanları belirlemeye çalışıyoruz. Artan sanayi ile birlikte yeni konut ihtiyaçlarına cevap verecek modern konsepte, daha güzel çevresi olan, daha geniş tabanlı bir bina ve sanayi sosyolojisine uygun, yeni konsepte uygun bir şehirleşme çalışmasını başlattık. Bu çalışmamızda şehir plancılarımız, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte devam ediyor. Çünkü bugüne kadar en son imar bizde 2014 yılında yapılmış Büyükşehir'e geçmeden önce. Ve yapılan konsept daha yerele hitap eden bir konsept olmuş. İnşallah bundan sonra yeni sanayi, hizmet ve gelişime uygun olarak yeni konsepte uygun imar alanlarımızı da halkımızın hizmetine sunacağız. Hep birlikte yaşanabilir, daha güzel bir Kaynarca, daha güzel bir Sakarya diyoruz. Ve şehirler ruhlarınla birlikte yaşar. Biz Kaynarca ve Sakarya markasını ne kadar öne çıkarırsak, o kadar hemşerilik bilinci, o kadar sahiplenme öne çıkar. Bu noktada hemşerilerimizin yapılan hizmetlerle birlikte, bizimle birlikte olduğunu görüyoruz. Hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. TV 264 televizyonumuza, kanalımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Değerli izleyiciler, işte gördüğünüz gibi başkanım var ya, düşmeyeyim. Başkanım var ya, gerçekten derya deniz bir adam. Ama o şimdi tabii böyle biz lambur lumbur gidiyoruz, doğaçlama eksik olmasın, bizi kabul ettiler. Bu arada kendisinin de bahsettiği gibi sporda inanılmaz hamleleri var. O bahsettiği takım, masa tenis takımı bu hafta Zonguldak'ta şampiyonaya katılmak üzere gidiyor. Ama değerli izleyiciler, asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Onu söyleyeceğim size şimdi. Kültür alanında yaptıkları hamlelerde Kabet diye bir tiyatroları var. Şu ana kadar yüzlerce oyun sergilediler. Fakat son sergiledikleri oyunda uyuşturucuyla ilgili öyle nefis bir program yapmışlar ki şu anda birçok ilden davet aldılar. Bu başkanımızın geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Kızılcamam kampında birçok belediyede izlemişler. Yayınlarımız kanalıyla davet etmişler. Örneğin Balıkesir'e, Zonguldak'a, Alaplı'ya, Karadeniz Ereğlisi'ne, Akçakoca'ya, yani çeşitli illere, özellikle Sakarya'daki, bakın il dışından talepler var. İlgili belediye başkanlıklarına, kaymakamlıklara, emniyet birimlerine, emniyet müdürümüze, sayın valimize bu şekilde bir yönlendirme yapar da Kabet mensuplarını o oyunu canlandırmaları için bölgelerine davet ederlerse muhteşem olacak. Gerçekten katılımcıların içinde öğretmenler var. Tamamen gönüllü. Çok önemli kişiler var. Yani tamamen mesailerin haricinde burada gece yarısı çalışma yapıyorlar geç vakitlere kadar. Ama oyun inanılmaz, uyuşturucuyla ilgili, mutlaka izlemelisiniz değerli izleyiciler.
Tabii şeyler diyebiliriz. Onları de daha sonra değerli izler, bir Karaboğazları var yazın. Yemin ediyorum size, var ya, dünyanın böyle ender sahillerinden birisi. Vallahi laf lafı açıyor işte, ben halk ekmek şeyini açtı başkan, buraya açılmasına sebep oldu. Bazı engellemeler vardı, onu da becerdi. Size yemin ediyorum var ya, yaklaşık günde 1500-2000 ekmek, özellikle cuma günleri daha da artıyor bu sayı. Böyle torbalar doldurup gidiyor insanlar, sadece ve sadece 1,5 liraya. Hiç de gramajını da alet düşürmediler, gayet uygun bir şekilde. Başkanım, sen aldın mesajı, bir yardır bize şu konuda. Şimdi değerli hemşerilerim, değerli Sakaryalı hemşerilerim, tabii belediyecilik, kültür, sanat, ekonomi, her alanda bir görevlerimiz var. Sanat çok önemli. Tabii sanat toplumu bilinçlendirirse daha da anlam kazanıyor. Biz göreve başladığımız alandan itibaren salgın hastalık olmasına rağmen onun üzerinde bu konferans verdirdik. Bu Türkiye Diyabet Böbrek Vakfı Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Hocamızı getirdik. Yine diğer hocalarımızı getirdik. Özellikle sağlık alanında, çevre alanda. Belediye tiyatromuz KABET gerçekten tamamen gönüllü belediye personellerimizin de içinde bulunduğu. Yine bizim genel koordinatörümüz Sezgin Bey'in başını çektiği. Suzan hocamız var, bu konuda iyi bir tiyatro bilgisi ve deneyimi var. Hocamızın başkanlığında, Suzan hocamızın başkanlığında bugüne kadar birçok oyun oynadık. Bu kadına şiddete dönük oyunlar, uyuşturucuyla ilgili oyunlar, diğer oyunlar, ama özellikle kadına şiddete dönük ve uyuşturucu şu anda son dönemde toplumumuzun en önemli başındaki kamburlardan, sıkıntıların başında geliyor. Bu noktada özellikle uyuşturucuyla ilgili oyunumuz büyük bir beğeni topladı ve birçok belediyemizden ve birçok sivil toplum kuruluşumuzdan, bu Kandıra'mızdan, Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizden, İstanbul'daki bazı belediyelerimizden, Zonguldak'tan, Alaplı'ya kadar. Bizim amacımız gençlerimizin bilinçli olması, bilinçli hareket etmesi. Bu tiyatroda bir farkındalık. Şu ana kadar 7-8 noktada oynadık. Bizim için arkadaşlar bulunan belden ufağına büyüğüne bakmadan tamamen gönüllü olarak bu oyunumuzu sergiliyorlar. Her gittikleri yerden de olumlu bir izlenim alıyoruz. Tiyatro ekibimiz kadına şiddete dönük oyunlarında da fevkalade başarılılar. Tiyatro bizim için olmazsa olmaz sanatsal faaliyetlerden bir tanesi. Yine bir belediye, Kaynarca Belediyesi halk ekmek açtık. Burada da biz ekmeğe vatandaşlarımıza şu anda 3000 lira olan ekmeğe 2250 liraya vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlk açtığımız zaman ekmek 2 liraydı. Biz 1,5 liraya satıyorduk aynı ekmeği. Burada da şunu gördük. Vatandaşlarımız da birebir yaptığımız sohbetlerde, şimdi bazı fırıncı arkadaşlar diyor ki ya biz de işte bedava veriyoruz biz. Ama vatandaşımız diyor ki hayır kardeşim, ben bedava ekmek istemiyorum. Ben uygun ekmek istiyorum. Bu noktada da yaptığımız çalışma sonrasında yine kendi fırıncılarımızdan tedarik ediyoruz. Belli bir ekmeğe her gün kendi satış reyonumuzda tamamen vatandaşımızın ihtiyacını giderme anlamında kar gütmeden belli bir rakamdan alıyoruz. Yine vatandaşlarımızı hizmetine sunuyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız da fevkalade memnun. Burada esnafımızı da kollayarak vatandaşımıza da ucuz ekmeği sofrasına götürmek de bizim bir görev alanımızda. Biz zaten belediye faaliyetleri olarak tabii Adnan Bey bir anda gelince biz yaptığımız işlerin yoğunluktan dolayı aslında programı biraz bugün yoğun geçti. Biz zaten vatandaşımızın ekmeğini artırıcı her türlü faaliyetin yanındayız. Bu noktada çiftçilerimize çok güzel desteklerde bulunduk. Başta çiftçi kardeşlerimizin tarlalarına rahat ulaşabilmesi için
100 kilometre tarla yolunu taşladık bu 30 aylık süreç içerisinde. Yine yaklaşık 150 kilometre drenaj kanalı temizliği yaptık Kaynarca Belediyesi olarak. Şimdi gittiğimiz zaman tabii bunlar bütün tarla iş faaliyetlerini bitirmedi. Daha yapacağımız çok iş var. Bu işlere devam ediyoruz. Gittiğimiz zaman vatandaşımız kışında çamurda da tarlasını rahat bir şekilde gidiyor. Gübresini götürüyor. Diğer faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu da vatandaşımızın sofrasına bir ekmek daha fazla götürmesi bizi fevkalade memnun ediyor. Aynı zamanda üretimin artışını, köydeki nüfusumuzun orada daha sağlıklı durmasını sağlıyor. Amacımız bu. Köylü nüfusumuzu da orada istihdam ederek faaliyetlerini devam ettirmek bizim de görev alanlarımızda. Yine Turgay Bey bahsetti. Köylü pazarı Kaynarca Belediye'mizin pazar yeri içerisinde. Cuma günleri fevkalade güzel. Biz bunu aynı zamanda sürekli 7 gün kalıcı olarak bu yeni imar planımızdan sonra Kaynarca merkezimizde ama trafiği de aksatmayacak bir şekilde kalıcı olarak bu köylü pazarını 7 güne çıkartacağız. Bununla ilgili bir yer belirlemiştik ama bu yerimizin imar planında değişikliğe uğradığını görünce imar planından sonra 7 gün faaliyet gösterecek bir köylü pazarı oluşturup hem başta Kaynarcalı hemşehrilerimizin sonra da Sakaryalı hemşehrilerimizin hizmetine inşallah sunacağız. Değerli izleyiciler, şimdi esas bombaya geleyim. Geçtiğimiz yıl 660. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Edirne'deydik. Allah kendisinden binlerce razı olsun. Seyfettin Selim ağamız orada öyle bir destan yazmış ki ama yanında ve hemen arkasında kim var? Sevgili Murat Kefli var. Değerli izleyiciler, orada var ya o tören alanında girişlerde, o çelenk konmalarda, İstiklal Marşları'na hazırlıklar yapıldı. Böyle eski pehlivanların türbeleri ziyaret falan edildi ya. Murat Kefli Başkanımın bir yürüyüşü var arkadaşlar. Olmaz öyle bir şey. Herkes bana soruyor. Tabii ben onun etrafında böyle sürekli çekim yapıyorum ya. Arkadaş diyorlar, o beyefendi kim diyorlar, o adam kim diyorlar, yoksa diyor o baş pehlivan mı o diyorlar. O diyorum var ya belediye başkanı Sakarya'nın baş pehlivanı. Başkanım var ya maşallah kilometrelerce de yol yürüdük ha. Bildiğiniz gibi değil. Ama buradan Seyfettin Selim ağamıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sakarya'yı belki de adını dünyaya duyurdu. Herkes onunla çok büyük gurur duydu. Orada muazzam işlere imza attı. Ve bu sene de galiba Kırkpınar'ı gene aldınız değil mi başkanım? Onunla da ilgili bir kısa bilgi verir misin? Bir davet yapar mısınız evet. Buradan Sakarya halkına? Değerli Sakaryalı hemşerilerim, Kırkpınar Türk tarihinin en büyük destanlarından bir tanesi. Diyeceksiniz yani güreş nasıl destan? 660 yıl bir faaliyet kesintisiz bir şekilde devam etmişse, ecdadımızdan bugüne kadar gelmişse bu bir destan olmuş. Bu noktada da ağamız, hemşerimiz, Kaynarcalımız, Kaynarcalı abimiz Seyfettin Bey gerçekten Kırkpınar'ın efsane ağası. 15 yıldan beri Kırkpınar'a damgasını vurmuş. Sadece ağalıkla değil, güreş camiasına ve Türkiye'deki bütün güreşlere ciddi katkısı olan, güreş camiasına katkısı olan bir ağamız. Sadece güreşte de bitmeyen, Kaynarcamızda büyük hizmetleri olan, Kaynarcamıza bir meslek yüksekokulu, bir üniversite yapımında çok ciddi katkıları olan ve kendi isminle de Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ismini de veren büyük maddi destekleri var. Yine ağamızın Kaynarca'da Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Lisesi var, Meslek Lisesi var. Bunun da yapımının büyük bir kısmını ağamız kendisi üstlendi. Yine Kaynarca'mızda Kur'an kurslarımızdan, camilerimize, gariban vatandaşlarımızdan, dar gelirli vatandaşlarımıza ciddi anlamda her yıl desteği olan gerçekten gönüllerin ağası, gerçek ağa, ağalık vermeyle olur sözünü fiiliyatta da gerçekleştiren geniş gönüllü ağamıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kendisinin başta Kaynarca'mıza, sonra Sakarya'mıza, sonra Kırkpınar'ımıza ve tüm Türkiye güreşlerine bu kadar fedakarca hem maddi kaynaklarını hem emeğini ayırdığı bir zamanda, bir dönemde bizim de kendisinin her daim yanında olmamız doğal. O yüzden biz de her yıl
Kırkpınar süreci içerisinde Seyfettin ağamızın yanındayız. Ağamız Sakarya'mız için, Kaynarca'mız için büyük bir gurur kaynağı. Gerçekten Sakarya'mızı Edirne'de, Türkiye'de tüm güreş camiasında tanıtan bir büyüğümüz, bir abimiz, bizden 2 yaş büyük. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da Ağa Film Galası'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Edirne Belediye Başkanımızdan ve birçok belediye başkanı, Sakarya'mızdan da Denizli Belediye Başkanımız, Söğütlü Belediye Başkanımız, birçok belediye başkanımız, spor ve sanat dünyasının da açılışında bulundu. Ekrem Yüce Başkanımızın da çok gelmek istediği an, ama Ankara'da o güne denk bir programından dolayı katılamadı ama selamlarını ilettiğimiz galada gerçekten bizlerin, Kaynarca'mızın, Sakarya'mızın bir gururu, medarı, iftarı oldu. Aynı şeyde birçok belediye başkanımız vardı. Kaynarca'mızı, Sakarya'mızın medarı, iftarı. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendileri her daim Sakarya'mıza, başta Kaynarca'mıza çok büyük destekleri var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sakarya gerçekten Balkanlardan Kafkaslara, Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Trakya'dan Ege'ye kadar bütün toplumların, bütün kimliklerin birleştiği gerçekten bir Türkiye mozaiği, gerçekten güzel bir şehir. Bu şehir bizim şehrimiz. Bu şehirde yaşamaktan mutluyuz. Bu şehirde yaşamaktan gururluyuz. Sağ olsun Sakarya, var olsun Sakarya, sağ olsun Kaynarca, var olsun Adapazarı diyorum. Sağ olun, var olsun TV264. Bu arada başkanımın değindiği çok güzel bir konu. Sakarya'da yaşayan o gruplar, yani doğu, kuzey, güney, batı, hepimiz biriz. Ve bunu geçtiğimiz günlerde AKM'de büyük şehrimizin daveti üzerine gelen Şansal Büyük Ağa abimiz de o kadar güzel dile getirdi ki, aynılarını sevgili Murat Başkanım da söyledi. İşte değerli izler, gördüğünüz gibi biz birazdan şöyle bir Kaynarca sokaklarını dolaşalım. Güzergahta neler var neler yok bir görelim. Ama anlatılan Kaynarca bu. Özellikle cuma günleri gelin, köylü pazarını mutlaka gezin. Yumurtalar günlük. Ürünler hemen perşembeden topluyorlar. Pazara hazırlıyorlar, getiriyorlar. Yani yeşillik şahane. İnşallah bahara da yaklaşıyoruz. Bu kışı sağ salim atlattıktan sonra. Ama Kaynarca'mıza özel özen gösterin. Havası çok güzel. Tavuğu çok güzel. Yılbaşı geliyor. Hindisi çok güzel. Ben Kaynarca'yı Allah için çok seviyorum. Ve sevgili başkanımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli izleyiciler, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ama dediğim gibi Sakarya'mızın 16 belediye başkanı, eğer çağırırlarsa, davet edirlerse gideriz. Onların icraatlarını alırız, sizlerle paylaşırız. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. TV 264'te kalın.